Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz atıf ve kaynakça kurallarıdır. Atıf ve kaynakça kuralları tezler, makaleler ve tüm bilimsel çalışmalarda olmazsa olmaz kurallardan bir tanesidir. Dolayısıyla bir çalışmada, bir bilimsel çalışmada nasıl atıf yapacağınızı bilmezseniz veya doğru kaynakça gösteremezseniz o çalışmada intihal yaptığınız anlamına gelir. Dolayısıyla Turnitin yani benzerlik raporunuzda %5 de çıksa o çalışmada doğru bir atıf yapmazsanız çalışmanızın intihalli olduğuna kanaat getirilir. Arkadaşlar bugünkü videomuzda atıf kurallarından bahsedip bir sonraki videomuzda konunun uzunluğundan dolayı kaynakça kurallarından bahsedeceğiz. Dolayısıyla bugünkü dersimizi iki ana parta ayıracağız. Bu videoda atıf kuralları bir sonra çekeceğimiz bir sonraki videomuzda kaynakça kurallarını sizlere net e, ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Değerli arkadaşlar atıflar temelinde ikiye ayrılır. 1- Doğrudan yapılan atıflar 2- Dolaylı olarak yapılan atıflar Şimdi bu bana çok fazla sorduğun sorulardan bir tanesi. Ben bu soruya net ve detaylı bir şekilde açıklama yapmadan evvel size atıfın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi bakınız bir örnekle açıklayacağız. Eğer bir paragraf içerisinde belirli bir çalışmaya atıf yapılmış ve aynı paragraf içerisinde tekrar bu çalışmadan bahsetmek gerekiyor ise Yazarın soy ismini vereceksiniz ve tarih bilgisi vermenize gerek kalmayacaktır. Zira aynı paragraf içerisindeki ikinci atıf aynı yazarın farklı bir çalışmasına ise o zaman tarih bilgisi eklenir. Bir örnekle açıklayalım. Füller 1982 parantez içerisinde tarih verdim. 1982'ye göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır. Deyip cümle devam ediyor bakın. Tekrar aynı paragrafta füllere atıf yapacaksam burada tarih atmışım bakınız parantez içerisinde. Tekrar tarih atmama gerek bulunmamaktadır. Ancak bunun bir istisnası şudur. Yazar adı bilgisinin de yıl bilgisinin de parantez içerisinde olduğu atıflar için bu kural geçerli değildir. Bakınız. Bir örnekle açıklayalım. Örneğimiz bir paragraf bir paragraf olarak anlatacağız. Paragrafı yazdınız, kendi cümlelerinizle ifade ettiniz. Bakınız atfı nasıl yaptınız, yazarın soy ismi ve tarih. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi, atfı bu şekilde yapabileceğiniz gibi. Yazarın soyadını yazacaksınız, cümle başında yapmak isterseniz eğer atfı ve tarihi yazacaksınız. Demek ki buradan, bakınız bu paragraftan anladığımız iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi, eğer bir yazara ilk paragrafta atıfta bulunuyor isem mutlaka tarihi belirtmeliyim. Aynı paragrafta tekrar bir atıda bulunacaksam tarih belirtmeme gerek yoktur. Zira ilk cümlede ta tarih belirtilmiştir. İkinci kere tarih belirtmeme gerek yoktur. Bu bir. Öğrendiğimiz ilk şey bu. İkinci olarak da arkadaşlar dolaylı atıflar için Bakınız burada soyadı ve tarihi yazıp bir atıfta bulunmuşum. Bu şekilde yapabileceğim gibi cümle sonunda bir atıfta bulunabileceğim gibi cümlenin başında da bir atıfta bulunabilirim. Bakınız Wingard 2005 demişim. Tekrar bir atıfta bulunmuşum. Bakın bu atıfta bu atıfta doğru şekillerde yapılan atıflardır. Şimdiye kadar anlattıklarımızı daha da detaylı bir şekilde anlatabilmem için örnekler üzerinden gitmemiz gerekecek. Değerli arkadaşlar, en fazla merak ettiğiniz konulardan bir tanesi doğrudan yapılan atıf. Hocam, doğrudan nasıl atıfta bulunabilirim? Bir kere doğrudan atıf nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için söylüyorum. Bir kaynaktan doğrudan alıntılamadır. Yani doğrudan yapılan atıf e, o kaynaktaki birebir, o kaynaktaki cümleyi veya paragrafı birebir almaktır arkadaşlar. Dolayısıyla orijinal kaynakta harf hatası olabilir, bakın heceleme hatası olabilir. Sizler değiştirmeden kendi çalışmanızı aktaracaksınız. Yani en ufacık bir değişiklik bile yapamazsınız doğrudan atıflarda. Bu doğrudan atıfı doğrudan atıf yapan bir özelliktir. Yoksa dolaylı atıf olurdu. Değerli arkadaşlar doğrudan atıf belki doğrudan alıntı daha doğrusu uzun olabilir. Ve belli bir kısmı çıkartmak istiyor. Sadece kendi konunuzla ilgili olan kısmı almak istiyorsanız 3 nokta veya 4 nokta kullanılması gerekecektir. Dolayısıyla bir cümle içerisinden çıkartma yapılıyorsa 3 nokta, 2 cümle çıkarma yapılıyorsa 4 nokta kullanılır. Yani okuyucu sizin yapmış olduğunuz atfı okuduğunda 3 nokta görüyorsa Anlayacaktır ki sizler bir cümle içerisinden çıkartma yapıyorsunuz. Veya 4 nokta kullandıysanız okuyucu şunu anlayacak: iki cümle arasından çıkartma yaptınız. Dolayısıyla bunların cümle başında ve cümle sonunda kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Bazı tezler görüyoruz. Cümlenin başında 3 nokta veya 4 nokta, 4 nokta koy, koy, konulmuş doğrudan yapılan alıntılarda kesinlikle yanlış bir alıntılama yöntemidir. Bunlara dikkat edelim değerli arkadaşlar. Yine doğrudan yapılan atıfların formatı aktarılan kelime sayısına göre de değişecektir. Kaç kelime aktarıyorsanız format değişecektir. Bunları e, çok detaylı olan bilgilere tez yazım kılavuzundan incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi doğrudan nasıl atıf yapacağımıza bakalım. Arkadaşlar dediğimiz gibi doğrudan yapılan atıf bir kaynaktaki bir cümleyi veya bir paragrafı hiçbir değişiklik yapmadan kendi çalışmanızı aktarmaktır. Demek ki alıntıya metnin ortasındaki cümlelerde yer verildiyse nasıl olacak? Yani ben kendi metnimin ortasına bir alıntı vermek istiyorum. Örnek. Bakınız bu benim kendi cümlem. Yazdım. Daha sonra alıntı yapmak istiyorum bir kaynaktan. Ne yapacağım? Bakınız tırnak içerisinde. Çift tırnak içerisinde vereceğim. Ve tırnağı kapattıktan hemen sonra ilgili kaynağı atıf yapacağım. İşte bunu yapmadığınız takdirde çalışmada intihar söz konusu olacaktır. Neden? Siz bir başkasının kaynağından doğrudan alıntı yaptınız. Atıf yaptınız. Fakat bunu göstermediniz. Bakınız burada intihar olduğu anlamına gelecektir. Bunu bu şekilde yapabilirim. Yani metnin ortasındaki cümlelerde yer verebilirim arkadaşlar. Bu demektir ki e, tırnak içerisine almanız şu demek oluyor. Bu arkadaşımız doğrudan alıntı yapmıştır. Burada nedir mesela? Bakın burada tırnak işareti yok. Ona rağmen bir atıfta bulunmuşum. Üstelik de aynı türden bir atıfta bulunmuşum. Yani aynı yazarın aynı makalesinin aynı sayfasından bir atıfta bulunmuşum. Bu da bakınız dolaylı atıftır. Dolayısıyla doğrudan ve dolaylı atfın mantıken gösterimi aynı, teknik olarak gösterimi aynı. Bu bu örnek için söylüyorum. Peki, alıntı bir cümlenin sonundaysa yani siz kendi cümlelerinizle bir paragraf yazdınız, yazdınız. Daha sonra başka bir kaynaktan alıntı yaptınız. Olduğu gibi o cümleyi aldınız. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Hemen paragraf sonunda bir atıf yapacaksınız. Yani doğrudan yapılan atfı. Neden doğrudan atıf diyoruz? Tırnak içerisine gösterdiğimiz için. Doğrudan yapılan atfın en önemli özelliği bir yazarın bir kaynağından, herhangi bir bilimsel kaynaktan veya bilimsel olmayan bir kaynaktan doğrudan alacaksınız. Ve doğrudan aldığınız şeyi tırnak içerisinde göstermeniz gerekir. Eğer tırnak yoksa bakın buradaki gibi o zaman burada dolaylı alıntı vardır. Sadece atıf vardır diyeceğiz. Devam edelim. Değerli arkadaşlar buraya kadar olan kısmı anladığınızı düşünüyorum. Bakınız bir örnekle daha açıklayalım. Bu nedenle kitapların çocukların dil gelişimine doğrudan etkisi söz konusudur. Bakın örnek başladı bu şekilde cümle bu şekilde başladı. Şirin 2000 bakınız burada bir atıf var. Ne yaptı? Doğrudan tırnak içerisinde e, yazarın doğrudan kendi cümlesini aldı. Belirtmiştir dedi. Ve sayfa numarasını yazdı. Şimdi nasıl yazabilirdi? Şirin 2000-1999 olarak da atıfta bulunabilirdi. Ama zaten burada bir atıfa yer vermiş. Bakınız, Zaten burada tarihi ve soyadını belirttiği için burada sadece sayfa numarasına yer vereceksiniz. Buraya kadar olan kısım umarım anlaşılmıştır. Değerli arkadaşlar. Özetlemek gerekirse, bakınız burada e, yazarın soy ismi ve tarih burada belirtilmediği için parantez sonunda da Verebileceğiniz gibi parantez e, cümlenin başında da atıfta bulunabilirsiniz. Yani hem cümle sonunda hem de cümle başında atıfta bulunmanıza imkan sağlayan bir alıntılama yöntemidir doğrudan yapılan atıf. Doğrudan yapılan atıflarla aktarılan kelime sayısı 40 veya daha fazla ise ne olacak arkadaşlar? Siz tez yazıyorsunuz veya makale yazıyorsunuz. 40 satır 40 kelimeden daha fazla atıf yaparsanız ne yapmanız gerekiyor? Bakın içeriden başlayarak yazmanız lazım. Yani 1.23 santim soldan içeriden başlayarak yazacaksınız. Dolayısıyla alıntı yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı yarım inç daha içeriden başlayarak yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın betimleme yöntemi kaptan 1995 tarafından şu şekilde tanımlanmıştır diyor. Ve tanımı yapıyor. Nasıl tanım yapıyor? Doğrudan atıf olduğu için tırnak içerisinde gösteriyoruz doğrudan atıfları biliyorsunuz. Ee, zaten yazarın adını ve tarihini belirttiğimiz için hemen paragrafın sonunda sayfa numarasına yer veriyoruz değerli arkadaşlar. Bu anlamdaki örnekler çoğaltılabilir. Şimdi sizlere bir özet tablo sunacağım. Ee, bu özet tabloyu da... Zannediyorum bir sonraki videoda sunarsam daha iyi olacak. Böylece daha iyi anlamış olacaksınız. Yani aslında bu ders temelde 3'e ayrılacak. Bir atıf e, doğrudan atıf alıntı nasıl yapılır? Bu dersimiz bu, bu olsun. Çünkü video süresi çok fazla uzuyor. İkinci dersimizde size dolaylı atıfı göstereceğim. Birçok kez anlattım ama tekrar anlatacağım. Üçüncü dersimizde de kaynakça kurallarından Bahsedeceğim sevgiyle kalın bilimsel çalışmalarınızda en doğru şekilde atıf yapabil, e, yapabilmeniz için birazcık daha üzerinde çalışmanızı tavsiye ediyorum biliyorsunuz APA 6 vardı APA 7 yeni çıktı APA 7 ile ilgili de videolarımız var kanalda onları da izlemenizi e, tavsiye ediyorum en doğru şekilde atıp yapabileceğiniz e, güzel günler e, diliyorum sizlere. Videoda beni dinlediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Videonun altına yorum ve sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bana iletebilirsiniz. Aynı zamanda altta belirttiğim mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi bir gün geçirmesini diliyorum.